18,5 milyar dolar. 7,5 milyar dolar nakit para, 20 ton civarında da altın. Bu kadar nakit Türkiye'de. 7,5 milyar dolar ve 20 ton altın. Yaklaşık 18,5 milyar dolar ediyor. Bir başka deyişle 30 katrilyon Türk lirası devletin kasasında. Şimdi sahibi o parayı istiyor. Türkiye'ye giriş tarihi 7 Ekim 2008 tarihidir. Ankara Gümrük Baş Müdürlüğü ekiplerince parayı el konmuştur. İşte bu akıl almaz iddiayı belgesiyle ortaya atan Ankaralı bir avukat Şenol Özel. Özel'e göre Türkiye'nin günlerdir tartıştığı ve muhalefetin hükümetten kaynağını açıklamasını istediği para, İranlı iş adamı İsmail Safaryan Nasab'a ait. Kendisi finansçıyla uğraşan bir zattır. İran'da saygın olan bir insandır. İsmail Safaryan Nasab isimli bir şahıstır. 2008'de krize rağmen yine ne kadar yatırım biliyor musunuz? 18,5 milyar dolar. Başbakan Erdoğan partisinin Düzce İl Kongresi'nde kriz yok derken müjde gibi bir haber vermişti. 18,5 milyar dolar krize rağmen geldi demişti ama kaynağını açıklamamıştı. Ve şimdi o para benim diyen bir İranlı iş adamı ortaya çıktı. İranlı bir müvekkilim, iş adamı bir müvekkilim Türkiye'ye yatırım yapmak amacıyla Türk ortaklarıyla beraber getirdi. Getirirken de yasal bir mevzuata güvenerek getirdi. Şenol Özel'in yasal mevzuat dediği, hükümetin krizi önlem olarak çıkardığı bavul yasası. Yani para, döviz getir de nereden nasıl getirirsen getir yasası. 5811 sayılı yasa mevzuat çerçevesine getirildi. Avukata göre paranın şifreleri, yani Merkez Bankası'ndaki kayıt kodları, İranlı iş adamı İsmail Safaryan'ın elinde. Mesela şuna kodlardır. Bakınız kaç tane kod var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kod var. Demek ki 6 ayrı işlem yapılmış. Yani 6 ayrı paket halindeymiş demek. O şekilde algılamak lazım. Siz nasıl ulaştınız bu kodlara? Bize yaptığımız araştırmada Merkez Bankası edindik bu kodları. Bir görevli tarafından. Merkez Bankası yetkilisi kodları verdikten sonra iddiaya göre Tahran'daki iş adamına gelin ve paranızı talep edin mesajı da gönderdi. Daha sonra edindiğimiz bilgilerde 7 Temmuz'a izin ayrılıyor ve kendisi Tahran'a gidip müvekkilimle görüşmek istiyor. İnanmaması sebebiyle bu görüşmeyi reddediyor. 18,5 milyar dolar nakit ve külçe altın halinde kuryeler tarafından getirilmiş. Ankara gümrüğünde şüpheli hareketler üzerine sorgulanan kuryeler 7,5 milyar dolar ve 20 ton altının içinde bulunduğu konteyneri ortada bırakıp kaçmış. Elemanları vasıtasıyla göndermiş. O kurye arkadaşlar da paraları el konunca kendileri kaçmışlar maalesef. Ama tahmin ederim ki korumalı zırhlı konteynerler olabilir diye düşünüyorum. İranlı iş adamı İsmail Safaryan Nasab yasadan yararlanmak istemiş ama parayı ve altınları gümrükte deklare etmemiş. Asıl sorun bu. Deklare etmesi daha faydalı olurdu. Fakat müvekkilin bu konuda belki rahatsız edilme kaygıları olabilir. Paranın sahibi İranlı iş adamı yakında Türkiye'ye gelecek. Paraların iadesi halinde Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde yatırıma dönüştürüleceğinin taahhüdünü vermiştir. Şimdi 18,5 milyar dolardan bahsediyoruz. İran tarafından bir sorun olmadı mı? Nasıl oldu bu iş yani? Şimdi devlet arası sorunun boyutunu bilemem. Rakam çok yüksek bir rakam. Pek çok dünya ülkesinin bütçesini aşan bir rakam. Nerede bu para şu anda? Şu anda Ankara Gümrük Baş Müdürlüğü'nün havalanına yakın tesislerinde bulunmaktadır. Ancak benim anladığım kadarıyla son sıralarda yapılan bazı siyasi açıklamalardan bu paranın nakit olarak kullanıldığı yönünde tereddütlerim var. İranlı iş adamı avukatı aracılığıyla Merkez Bankası'na başvurdu. Şimdi oradan gelecek yanıtı bekliyorlar.